7 metreye hoş geldiniz. Yine handbolla dop dolu bir hafta sonunu geride bıraktık. İlk olarak Almanya'da temsilcimiz Kastamonu Belediyesi'nin Thüringer mesaisinde yaşananlara bakacağız. Ardından Kadınlar Handbol Süper Ligi'nde 10. hafta hangi sonuçlar alındı, puan durumu nasıl şekillendi, son durumu ekranınıza taşıyacağız. Ümraniye Belediyesi Handbol takımının İstanbul Handbol Erkekler Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ettiği son maça konuk olacağız. 7 metre başlıyor. Kastamonu Belediye Gençlik Spor EHF Kupası A grubu 2. maçında Almanya'nın Thüringer ekibine konuk oldu. Nordhausen kentinde oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında dengeli bir oyun hakimdi. Aslı İskit'le sayılar bulan temsilcimiz galibiyet için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Sonraki bölümde maça ağırlığını koyan ev sahibi Thüringer hızlı ataklarla goller buldu ve öne geçti. Özellikle Koreşova ile etkili olan ev sahibi ekip 17. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru toparlanan temsilcimiz Kastamonu Belediyesi farkı 4 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına gidilirken tabelada 16-12'lik skor yansıdı. İkinci yarı başında temsilcimizin basit hatalarını iyi değerlendiren Thüringer 40. dakikada farkı yeniden 7 sayıya çıkardı. Bu andan itibaren maça ortak olan temsilcimiz Kastamonu Belediyesi 8 dakikada gol yemedi ve 5 sayılık bir seri yakaladı. Farkı 2 sayıya kadar düşüren ve umutlanan temsilcimiz karşısında yine deneyimli oyuncularla goller bulan Thüringer son bölümde kontrolü eline aldı. İstediği tempoyu yakalayamayan temsilcimiz Kastamonu Belediyesi 27-24'lük skorla kaybeden taraf oldu. Maçın en skoreri Aslı İskit'in 8 golü puan için yeterli olmadı. Gruptaki ilk iki mücadelesini kazanamayan Kastamonu Belediyespor 3. maçını 18 Ocak Cumartesi günü Çekya'nın Vanik Most ekibiyle yapacak. Bu mücadelede yine TRT Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak. Kadınlar Handbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Üsküdar Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediye'yi ağırladı. Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçta müthiş bir çekişme yaşandı. Başa baş mücadele ilk yarı skoruna da yansıdı. Konuk İzmir Büyükşehir Belediye soyunma odasına 10-9 üstün gitti. İzmir ekibi ikinci yarıda deneyimli oyuncuların skor katkısıyla daha çok sayı buldu. Maçtan 20-24 galip ayrılmayı başaran İzmir Büyükşehir Belediyesi sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Maçın en skorerleri İzmir Büyükşehir Belediye'de Merve Özbolluk 7, Sibel Kıcıroğlu 6 sayı kaydetti. Güzel bir mücadele oldu. Evet, galibiyet geldi sonunda. Takımı tebrik ederim ama verdiği mücadeleden dolayı handbol adına daha güzel işler yapabilirdik. Ama ikinci yarının ilk maçı olması itibariyle birazcık biz de bocaladık. Özellikle hücum anlamında savunma daha iyiydi. Hücumda biraz daha kendimizi toparlarsak ileriki maçlar için daha iyi olacak. Ama takımı tebrik ediyorum. Üsküdar Belediyesi'ni de tebrik ederim verdiği mücadeleden dolayı. Önümüzdeki maçlarda hem onlara hem bize başarılar dilerim. İstediğimiz bir galibiyetti. İkinci yarıya çok iyi başlamak istiyorduk. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İki takım da çok iyi mücadele etti. Hem takım arkadaşlarımı hem de karşı takımı tebrik ediyorum. Güzel, handbol adına güzel bir maç oldu. Öncelikle takım arkadaşlarımı ve rakibimiz Üsküdar'ın bütün oyuncularına tek tek teşekkür ederim emekleri için. Genç bir takım Üsküdar. Bizim de ilk yarı istediğimiz gibi bitmediği için hedefimiz doğrultusunda ikinci yarıya galibiyetle başlamak takımımız ve bizim adına çok iyi oldu. Hedefimiz her takım gibi Avrupa kupalarına kalmak. İnşallah sezon sonunda bunu başarırız ve çok mutlu bir şekilde ligi bitirmiş oluruz. Evet, öncelikle İzmir'i tebrik ederiz galibiyetlerinden dolayı. Genç bir takımız. Her zaman bunu söylüyorum. Yani biz yetiştirirken yarıştırıyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz. İlk yarı güzel mücadele ediyor arkadaşlarımız. İkinci yarıda ellerinden geleni yaptılar. Tabii son top oynamada bir sıkıntı sürecimiz oluyor. Buna evet stres kontrolü deriz. Yani tecrübesizlik mi yeriz genç takım olduğumuzdan dolayı. Sonuca yansıtamadık. Dönem dönem iyi oynadık. Yani oyunun çoğunluğunda bunu başarabilirsek ilk yarıdaki düzenli oyunumuzu, sistemli oyunumuzu ileriki dönemlerde başarılı olacağımıza inanıyorum.
Maçın başında çok iyi savaştık aslında ilk devre. İkinci devre biraz yorgunluk, biraz tecrübesizlikten dolayı maç böyle bitti. Kadınlar Handbol Süper Ligi 10. haftasında Artuklu Yeni Spor Salonu'nda Mardin Büyükşehir Başakspor Muratpaşa Belediye'yi ağırladı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Mardin Büyükşehir Başakspor oldu. Maria Kalidorovic ile sayılar bulan ev sahibi ekip ilk yarıyı 12-10 üstün tamamladı. İkinci yarıda toparlanan konuk Muratpaşa Belediyesi farkı kapattı. Başa baş mücadelenin son ana kadar sürdüğü maçtan 28-27'lik skorla galip ayrılan Muratpaşa Belediyesi oldu. Maçın en skoreri Didem Hoşgör'ün 11 golüne Mardin Büyükşehir Başakspor'dan Maria Kalidorovic 9 sayıyla karşılık verdi ama bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Giresun Görele İlçe Spor Salonu'nda Görele Belediyesi Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırladı. Maçın ilk devresini deplasman ekibi Yeni Mahalle Belediyesi 19-17 üstün tamamladı. Soyunma odası dönüşü toparlanan Giresun temsilcisi maça ortak oldu ve 35-35'lik skorla 1 puanı hanesine yazdırdı. Maçın en skoreri konuk ekipte Gülsüm Güleçyüz'ün 11 golü galibiyet getirmedi. Evet, ikinci yarının ilk maçında Yeni Mahalle ile puanları paylaştık. Tabii ikinci yarıya girdiğimizde gerçekten devre arası bizim için çok da olumlu geçmedi. Çünkü kronik sakatlıklar sporcularda 2-3 taneden nüksedince bayağı uzun süre 15 gün az antrenman yapan sporcularla devam ettik. Fakat yeni transferimizin Neslihan'ın oyuna katkısının bugün büyük olduğunu, diğer oyuncular da tabii ekstra mücadele verdik Yeni Mahalle'ye karşı. Son topu biz kullandık. Maçı alabilir miydik? Evet, alabilirdik. Ama bir puanda kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde iyi başlangıç diyebilirim. Teşekkür ederim. Yeni Mahalle Görele maçını berabere bitirdik. Devre arasında 15-20 gündür takıma katıldım. Aile gibi çok uyumlu bir takım zaten Görele. Hem arkadaşlığımız hem de bugünkü iyi oynamamızla maça da iyi hazırlandık hocamızla beraber. Onun karşılığını aldık. Son saniyelerde çok kritik hatalar yaptık. Öyle olmamış olsa daha iyi sonuç alırdık. Ama rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Gayet iyi bir rakip. Evimizde berabere kalarak kardeşlik halinde bitirdik. Temposu yüksek, seyirdeki güzel bir maç oldu sanırım. Haliyle bugün biraz fazla basit hata yaptık. Sonuç bizim istediğimiz gibi olmadı bundan dolayı. İkinci yarı yeni başlıyor. Takımlar daha yavaş yavaş yeni yeni ritim bulacaktır. Bizim takımımız da öyle olacaktır. Tabii bundan sonraki maçlar daha farklı olacaktır. Takımımıza güveniyoruz. Rakip takım da iyiydi bugün. Onları da tebrik ediyoruz. Güzel maç oldu. Burada güzel misafirperverlik gösterdiler. Seyirciler açısından, salon açısından herhangi bir sorun yaşanmadı. Gayet güzel bir maçtı. Umarım bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Maç çok güzeldi. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım da çok iyi mücadele etti. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Her şey daha yolunda olacak diye inanıyorum. Bütün hocalarımı ve takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kadınlar Netbol Süper Ligi'nde 10. haftada alınan sonuçlar şöyle. Kastamonu Belediyesi 63, Pazarspor 19, Üsküdar Belediyesi 20, İzmir Büyükşehir Belediye 24, Mardin Büyükşehir Başakspor 27, Muratpaşa Belediyesi 28, Görele Belediyesi 35, Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü 35. Bu sonuçlarla beraber yoluna kayıpsız devam eden Kastamonu Belediyesi 18 puanla zirvedeki yerini koruyor. Haftayı maç yapmadan geçiren Yalıkavak Spor Kulübü 14 puanla zirve takibini sürdürüyor. Yeni Mahalle Belediyesi 13 puanla 3. Muratpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye 10'ar puanla 4 ve 5. sırada. 6. Görele Belediyesi 6 puanla, 7. Mardin Büyükşehir Başakspor 5 puanla, 8. Üsküdar Belediyesi 4 puanla playoff şansını sürdürüyor. Ligin 9. ve son basamağında Pazarspor henüz puanla tanışamadı.
Kadınlar Netbol Süper Ligi'nde 10. hafta sonunda gol kraliçeliği listesinde Neslihan Çalışkan zirvedeki yerini koruyor. Üsküdar Belediyesi sol oyun kurucusu toplamdaki gol sayısını 95'e yükseltti. Kadınlar Netbol Süper Ligi'nde 10. haftanın karması da şöyle. Kalede Muratpaşa Belediye'den Merve Durdu. Sol kanatta Yeni Mahalle Belediye'den Ceylan Aydemir. Sol oyun kurucu noktasında İzmir Büyükşehir Belediye'den Sibel Kıcıroğlu. Orta oyun kurucu mevkiinde Muratpaşa Belediye'den Didem Hoşgör Binboğa. Göreli Belediye'den sağ oyun kurucu Beyza Karaçam. Yeni Mahalle Belediye'den sağ kanatta Gülsüm Güleççüz. Ve Göreli Belediye'den yeni transfer pivot Neslihan Akçanca öne çıkanlardan. Haftanın takımı Antalya temsilcisi Muratpaşa Belediyesi. Ve yine haftanın antrenörü de Muratpaşa Belediyesi baş antrenörü Birol Ünsal. Kadınlar Netbol Süper Lig'de 11. hafta programı da şöyle. 18 Ocak Cumartesi saat 13. Pazar Spor Mardin Büyükşehir Başak Spor. 19 Ocak Pazar saat 15. Muratpaşa Belediyesi Üsküdar Belediyesi. Saat 17. Yalıkavak Spor Kulübü Göreli Belediyesi Spor Kulübü. 22 Ocak Çarşamba saat 18. Yeni Mahalle Belediyesi Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü. Yalıkavak Spor Kulübü Göreli Belediyesi maçı ve ayrıca Yeni Mahalle Belediyesi Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü mücadelesi TRT Spor 2 ekranından naklen yayınlanacak. İstanbul'da bölgesel ligin şampiyonunu belirleyecek maçta Ümraniye Belediyesi ile İstanbul İhtisas karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Ümraniye Belediyesi 20-11 önde tamamladı. Maçın ikinci devresinde de üstünlüğünü koruyan Ümraniye ekibi karşılaşmayı 32-18 kazandı. Bu sonuçla 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ümraniye Belediyesi İstanbul Bölgesel Lig'in yenilgisiz şampiyonu oldu. Şampiyon ekip Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Mücadelenin ardından Kaptan Emre ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım duygularını dile getirdi. Herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarıma özellikle çok teşekkür ederim. İnşallah diğer hedeflerimize de en kısa zamanda ulaşmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bütün sporcu ve yönetici arkadaşlara ayrı ayrı hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ümraniye'de sporun her türlüsüne evet diyoruz. Her türlü spora destek veriyoruz. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bize yazabilir ve TRT Spor 2 7 Metre YouTube kanalından program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yine güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.